gibi gören oldu mu? Aşk olsun Tolga. Bunu yürütmene hiç gerek yoktu. Ben zaten okuduktan sonra yatağının altındaki kütüphanene bağışlardım. Hay Allah. Ben de bunu matematik kitabım sanmıştım. Hmm. Tolga'nın da her şeye verebileceği saçma bir cevabı var. Ay, sana ne demeli küçük hanım? Yüzündeki kızarıklıkları sorduğumda Rukiye'yle öperken sakallarından oldu dememiş miydi? Melek, ben doğruyu söylemiştim. Belki de haklısındır, ne bileyim ki. Melek, demek yıllık izine çıkıyorsun sonunda. Keşke ben de ufak bir tatil yapabilsem ama o kadar çok işim var ki. Biz o işte iyi biliriz. Melek, niye yıllık izinde çıkıyorsun? Okullar kapandığında beraber giderdik tatile. İtalyan biliyorsun, burada işe başlayalım neredeyse 1,5 sene oldu. Babanla ve sizinle birlikte çıktığımız tatiller izinden sayılmıyor. Böyle olunca da benim izin günlerim birikiyor. Kullanmasam güme gidecek. Bu sefer babandan ayrı tatile çıkmayı planladım. Aslına bakarsan birlikte vakit geçiren insanlar birbirlerine duygularını bir türlü açmıyorlarsa diğeri ne yapar? Çeyizi için biriktirdiği parayı bir güzel tatile harcayıverir. Aslında bu çok normal Melek. Babamla siz evli değilsiniz. Çıkmıyorsunuz da. Hatta... Duygu, gevezeliği kessen iyi olacak. Melek Hanım, bu çok saçma. Daha havalar ısınmadı. Neden yaz gelmeden yıllık izini kullanıyorsun ki? Yani Haziran, Temmuz. Hep beraber giderdik bir yerlere. Bak Ömer Bey, böylesi ikimiz için de çok daha iyi. Ayrıca ben bu konu hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Ha, çok üzüldüm. Oysa ben bir tekne kiralayıp hep birlikte Yunan adalarına gideriz diyordum. Ha canım, ben de daha son kararım dememiştim. Melek Hanım, neden bu konuyu biz ikimiz özel olarak konuşmuyoruz? Tabii siz ikiniz izin verirseniz. Bana mı söylediniz? Bir şey mi dedin Ömer? En iyisi biz çalışma odama gidelim. Hop. Başkalarının kapılarını dinlemenin son derece kaba bir davranış olduğundan haberiniz yok sanırım. Tam 2 saat kapı dinlediği için 1 hafta boyunca doğrulamayan sen mi söylüyorsun? Aman dikkatli olun. Biraz önce... Oraları cilalamıştım da. Neden birdenbire tek başına tatile çıkmak istediğini bir türlü anlamıyorum. Neden bu kadar abartıyorsun Ömer Bey? Sanki diz dize yaşayan, birbirinden hiç ayrılmayan bir çiftmişiz gibi konuşuyorsun. Haksız mıyım? Nereye gidiyorsun sen? Bence tatiller hep birlikte yaşadığımız zamanlardır. Tıpkı sevgi dolu bir aile gibi. Öyle mi? O zaman dinle de öğren Ömer Bey. Sevgi dolu, sıcak bir aile olabilmek için nikah memurunun ve şahitlerinin imza atmak gerekiyor. Ayrıca benim bu tek başına tatile çıkmamam konusundaki saçma sapan takıntın nereden çıktı onu anlamıyorum. Yapma Melek Hanım. Aslına bakarsan ben de senin ne demek istediğini anlamıyorum. Ömer Bey, neden itiraf etmek istemiyorsun? Sen benim tek başına tatile çıkmamı istemiyorsun. Çünkü orada bir erkekle tanışmamdan korkuyorsun. Zaten sen ne zaman ben bir erkekle çıksam bana engel olmuşumdur. Yapma Melek Hanım. Sen ne zaman bir erkekle çıksan ben tam bir centilmen gibi davrandım. Bak biliyorum. Sen de benimle aynı şeyleri hissediyorsun. Melek. Melek. Ömer Bey. Ömer Bey çok üzgünüm. Yani kusura bakmayın. Gerçekten çok utandım. Good evening, Thomas. Dün İngilizceyi ödevini iyi çalıştın mı? Hayır. Daha evrensel bir dil üzerine çalıştım. Beden dili. Hoş geldin. Merhaba Thomas. Bakıyorum İngiliz dili ve edebiyatını bitirmiş, uluslararası ilişkiler çalışıyorsun. Çok affedersiniz Ömer Bey.
IMF anlaşmasına yardımcı olmaya çalışıyordum. Borsa benim yüzümden düşsün istemem. Melek Hanım, farkında değil misin? Adam senin üzerinde hakimiyet kurmaya çalışıyor. Bunlar millet olarak böyledir zaten. Melek, bence patronun yani globalleşmeye karşıtı yani biraz kıskanç. Melek Hanım, biliyor musun? Senin bu akşamki kavalyen kendini beğenmişin biri. Sen de kıskanç ve kibarsın. Sen de hava atmaktan başka hiçbir şeye yaramayan şarlatanın tekisin. Yer almazsan. Fasulye sırrı. Dur dur, ne yapıyorsunuz öyle? Koskoca adamlar yakışıyor mu size? Pekala. Pekala. Git ve bira içme yarışmaları yapılan ucuz bir tatil köyünde vaktini geçir. Ha, tabii modası geçmiş saçma sapan dans yarışmalarını da unutmamalı. Ömer Bey, belki senin haberin yok ama burası öyle senin sandığın gibi bir yer değil. Kıbrıs'ın en saygın ve en güzel tatil köyü. Bak, bikini güzeli yarışması da var. Katılacak mısın? Bu jüride kimin olduğuna bağlı.